iki tane daha. Başını geri dön. Başını geri dön. Okey, ama şimdi birlikte. Tamam, getir. Tamam, dur, yavaş bırak. Kimse demesin ki Cenk Hoca havlu kullanmıyor. Cenk Hoca havlu kullanıyor. Cenk Hoca'yla göğsü patlatıyoruz bugün. Cenk Hoca, ısınıyoruz şu anda. Bu arada biliyorsunuz kendi firmamı kurdum. Gördüğünüz gibi ikimizin üstünde benim firmam var. Neyse, Cenk Hoca'ya siyah baskılı. Bana beyaz baskılı. Açıklama kısmında bunun da sitesi yazıyor. Alışveriş yapmak isterseniz veya takip edip diğer ürünlerden haberdar olmak isterseniz takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu da benim tasarımım. Evet, güzel bir ısındıralım göğsü ve omuzu. Sonra bütün antrenmanı sizle paylaşacağım. Cenk Hoca'yla çılgın bir antrenman. Ve kimse demesin ki Cenk Hoca havlu kullanmıyor. Cenk Hoca havlu kullanıyor. Isınıyoruz. Omzumuzu biraz ısındırdık. Şimdi biraz göğsümüzü ısındıracağız. Ondan sonra start to antrenman. Evet, bu arada bu şeydir. 3 boyutlu Smith makinası. Evet. Çok güzeldir ya. O çok güzel vurduk göğüse. Okay bro. Yavaş yavaş indir. Güzel, güzel. That's good. Evet dostlarım, bir sonraki harekete geçiyoruz. Cenk Hoca yaptırıyor bugün antrenmanı. 4 set incline Smith Machine press yaptık ama Smith Machine gördüğünüz gibi normal Smith Machine değil, serbest bir Smith Machine. Gerçekten ufak da olsa, hatta ufak değil, büyük bir fark var. Gerçekten fark var böyle Smith Machine'de, biraz farklı. Böyle normal barda değil, Smith Machine'de değil, tam ikisinin ortasında. Farklı bir şekilde hissettiriyor. İlk defa denedim. Beğendim. Bir sonraki hareketimiz, şimdi ona geçelim. Bugün üst göğüse saldırıyorum. Üst göğüse saldırıyorum. Böyle yapalım.
Arkadaşlar, bu ağırlığı bu tarz antrenmanda yapmak inanılmaz zor olacak. Bildiğin normal bir şey değil bu. Çünkü 10 tane izole yapacak, 5 tane de çok yavaş yapacak. Yani bunu yapıyorum çünkü sakatlıklarından dolayı çok ağır girmiyorum. O yüzden böyle yapıyorum ama yine de hipertrofi olur bu tarzda. Okay. Aynı anda normal yapıyoruz yani. Son set, son tekrarla. Go. Son tekrar. Ona göre yap, sonu zaten bitiyor. Son. Yes. Ah. Let's go. Showtime. Showtime, baby.
Evet, şimdi... Bitti climbing. Evet. Biraz farklı yapıyoruz bu sefer. Bugün Cenk Hoca'nın doğum günü. Happy birthday boss. Evet. Şimdi sende. Alright bro. Yeah bro. Şimdi şöyle. Güzel. Çok güzel. Çok harika. Biraz daha çevirebilirsin. Yes, işte bu. İşte bu. İşte bu. Sıksın o tatlı. Evet, sıksın o tatlı bro. Very good. Yes bro. Last one. Last one. Çok iyi. Çok kötü. Yeah. Definasyon. Definasyonla güç kaybolmaz, siz beslenmeyi bilmiyorsunuz. Yeah. Let's do it. Antrenman güzel geçiyor. Tatlı acı. Yeah. Tatlı acı. Gerçekten tam bu antrenman. Tatlı acı. Tatlı acı. Hiç kendimizi çok ağırlık yapmadan, kasmadan. Aynen. Ama hareket güzel olduğu için, hareketleri güzel yaptığımız için çok ağır kaldırmaktan bile daha faydalıdır. Ve daha iyi hissediyoruz neredeyse. Çok iyi hissediyoruz ve senin pump'ın zaten aldığı yolunu geliyor. Aynen. Pump olmaya başladım ve çok iyi pump olmaya başladım. Ama üzerimizdeki sivitlerin de faydası olmuş olabilir. Joker! Wait. Yeah. Like an animal, man. Nice and slow. Nice and slow. Ön sevişme bro, ön sevişme. Full play. Uy. Boom, şakalaka. Yeah. It's your time. My stadium mother hold you home. I couldn't give a girl a quarter for the underground. If you ain't with me, then I will go. Yeah. Very nice. Bro. Beş. Altı. Yeah. Hadi iki tane. Last one. Very good. Harikasın bro. Harikasın. Yes. Hissederek, bro, squeeze,
ve bunu hisset. Hisset. Aslında çok sade gibi bir antrenman. Aslında bütün antrenmanlar çok güzel ve çok sade. Siz ağırlığı nasıl ayarlarsınız? O şekilde yorulursunuz, hissedersiniz, büyürsünüz, kilo verirsiniz, öyle değil mi? Ağırlığı iyi ayarlarsınız. En basit antrenman bile aslında zordur. En önemli olan çalışırken lan kimse demesin sana bu kas onu çalıştırır, o kas onu çalıştırır, bu bunu çalıştırır. Sen neyi hissedersin? Düşün. Çok hızlı yaparsan ya çok yanlış yapıyorsun, başka yeri hissedeceksin. Düzgün yaparsan hareketi, o çalıştığın yeri hissedeceksin. Ve her zaman duyacaksın, o hisleri duyacaksın. Her zaman. Mesela bu şekilde. En ağır ha bro. 2 3 4 5 6 Hadi bir tane daha. Başını geri yat. Başına geri dön. Okey. Ama şimdi birlikte. Tamam. Getir. Tamam. Dur. Yavaş bırak. Son hareketi. Cenk Hoca bitirdi şimdi bende. Bitirdi derken yani bir set yaptı daha. Şimdi bende sonra tekrar olmam. Evet arkadaşlar, göğüs antrenmanımızın son hareketi bu. Cenk Hoca yapıyor ve bitiriyoruz. Bunu şimdi son olarak size antrenmandan sonra ne yiyeceğimi de göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Cenk Hoca ile güzel bir antrenmandı, göğüs antrenmanı. Son. O yapıyor. Ve bitiriyoruz. Beni ve Cenk Hoca'yı Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında yazıyor. Hocam var mı söylemek istediğin, videoyu kapatıyorum. Yok. Güzel bir göğüstü. Ya harika.
Hadi bakalım, kendinize çok iyi bakın. Gerçi daha videoyu tam kapatmayacağım. Bir de beslenmemi çekeyim. İstanbul'da hazırlamıştım. Kıbrıs'tayım şu anda. İstanbul'da hazırlamıştım. Uçakla buraya kadar getirdim. Hatta iki öğün koymuştum. Yoğurt kabına göstereceğim size. Yoğurt kabında bildiğiniz yemek yiyeceğim. Hadi bakalım öğüne geçelim. Evet arkadaşlar. Çin işkencesi başladı. Çin işkencesi. 10 dakika oldu Çin işkencesi. Gerçekten harbi bayağı. Kai Green bile neden bunu seçtiğini anlıyorum yani. Daha 10 dakika oldu. Çok güzel bir gündür bu bugün. Baksana. Evet. Biraz rüzgarlı ama olsun. Rüzgarlı ama güneş güzel. Bak burada bronzlaşabilin. Yemem. Şu an bronzlaşmak falan. Sen zaten bronzlaşman mı? Sen direkt kırmızı oldun değil mi? Beyaz çocuk mu? Umurumda değil, umurumda değil. Devam. Sık dişini bro. Ama normal çalışırsak normal insan oluruz. Normal prof gibi çalışırsak prof oluruz. Ne kadar iyi çalışırsak o kadar iyi yerlere geliriz. Ya, yeah. Aynen öyle. O yüzden no pain no gain. Bir tane arkadaşım vardı, ismi Deniz Saypınar. O da bu aleti bayılıyor. Stemmaster'e ve gerçekten yani bacak şeklinden, kalça şeklinden mükemmeldir. Yani sadece kadınlar değil, erkekler de. Kalpleri da çok iyi geliştirir bu. Parmak ucundan basarsan bro, parmak ucundan bas, tamam mı? Bak, şimdi parmak ucundan yürü. Ben göstereceğim sana kalpler nasıl pamplayacak. Ve senin kategoride kalp çok önemlidir. Anladın mı? Kalp çok önemli bro. Yeah. Yeah bro. Arkadaşlar duşumuzu aldık, saunaya girdik. Artık videoyu bitirme vakti geldi. Ne dedim? Son öğünümü göstereceğim size dedim. İstanbul'da yaptım ve buraya getirdim. Gördüğünüz gibi yoğurt komasında. Cenk Hoca telefonda çalışıyor yanımda. Takılıyor. Gördüğünüz gibi brokoli, tavuk, pardon hindi, brokoli, ıspanak ve aşağıda biraz esmer pirinç var. Antrenman sonrası öğünüm. 200 gram pişmiş ağırlıkta hindi, 200 gram pişmiş ağırlıkta esmer pirinç, biraz brokoli, biraz maydanoz, biraz ıspanak var. Antrenman sonrası öğünüm. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Güzel bir gün oluyor. Güzel bir videoydu. Peace. Make with up it in a fight. Make with up it.